İçine bir yumurta kıracağım. Bir kaşığı kadar sıvı yağ koyuyoruz. Bu zeytinyağı olabilir, fındık yağı olabilir. Kaliteli bir bitkisel yağ koyuyoruz. Çok güzel. Ee, ve maya kullanıyorum. Hı -hı. İki tatlı kaşığı kadar mayayı 100 mililitre kadar e, badem sütünde badem sütü eriteceğim. Değil mi o? Badem Hı -hı. sütü. Evet. evet. ve ılık bu şu anda. ısıttım evet. Isıttım bunu. Evet ılık badem sütünün ee, içine. İki tatlı kaşığı kurumaya giriyor gördüğünüz mayayı gibi. mayayı koyuyorum kurumaya ve bir buçuk çorba kaşığı da. Şekerli. Evet toz şeker koyuyorum esmer şeker kullanıyorum Hı -hı. ben. Mayalanmayı hızlandırsın. Ve mayalanmayı hızlandırsın ve Biraz böyle puf ekmek tatlı tatlı ha, olsun, ay olsun diye. Olsun tabii. Bu puf ekmeğimiz bir yaşından sonra. Çok güzel bir tarif çok oldu. Çok güzel bir mi? yiyeceğim. Hı -hı. Ee, önce tahta kaşıkla şöyle birazcık yağlıyorum kaşığı. Hı -hı. Önce bir tahta kaşıkla karıştırıp sonra çevire çevire yapacağız. Evet şimdi ellerimi şu anda girişiyorum Peki ya. <laughs> Son 3 dakikamız sevgili evet, Mustafa. Evet, evet, evet. Peki, Allah Şimdi bak. Şimdi bunu bir yapalım. Hamurumuzun hazır hali var. Pişmiş hali de fırında şu evet, anda hepsi pişiyor. Evet, hepsi var bizde yani. Öncesi, evet. sonrası, ortası. Tabii. Bizim bu göz gösterdim. doktoruyla konuşuyoruz ya. Uzun, evet. kısa ve ara mesafeler bizde söz konusu. Yaptıkça 2 e, saat dinlenecek bu hamur. Dinlendi bakın bu hale geldi. Bakın, tabii ki siz de... E, 20 dakikada oluyor. Müthiş. Evet. Çok güzel. Yani, yani akşamdan yaptık diyelim. için. Hamuru Hı -hı. dolaba koyduk sabah mis gibi. O da olur. Olur mu? O da olur. Yoksa taze evet. yapmak daha mı iyidir? Ama taze yapmak daha iyi. Sabah erken yaparsınız. Evet. Böyle e, ılık bir yerde durursunuz.